Bugün arkadaşım Emre Kaptan ile birlikte Bandırma'dayız. Global Bale Dans Eğitim Merkezi'ndeyiz. Sayın Hasan Ali Balacan Dans Eğitim Merkezi'nin sahibi ve eşi de Sayın Marina Balacan Dans Eğitmeni Global Dans Eğitim Merkezi'nde. Sayın Balacan, nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl gidiyor çalışmalar? Sağ ol, teşekkür ederiz. Gayet iyiyiz, sizi sormalı. Çok teşekkür ediyorum. Önce biz tanıyabilir miyiz? Bir özgeçmiş rica ediyorum sizden de. Dansla çok erken yaşta tanışmışım. Ukrayna. Evet, Ukrayna'da. Adım Marina Balacan. Ukrayna'da Örümsey'de eğitim almışım. Herhalde anne küçükken hiçbir müzikten müziği duyunca hiç duramadığını, hep hareket ettiğini gördüğüm için dansa verdi, desteklediler. Herkes rüyamda çünkü dansları da görüyordum. Yani herkes rüyamda dans görüyordum. Evet, aynen öyle, kendi diplomamı rüyamda gördüm. Evet. Yani ve annenin çok akıllı bir kadın şöyle dedi: herkes rüyamda dansları görmez. Evet. O yüzden böyle bir şey seçmelisin. Bu bir ayrıcalık. Ve bu yolunu izledim. Ukrayna'da ve Rusya'da eğitim almışım. Dans eğitmeni olarak mezun olmuşum. Şu anda çocukları, büyükleri, aslında 7'den 70'e diyoruz ama çok daha erken başlıyoruz ve bence 70'den sonra da dans eğitmeni. Onlara geleceğim şimdi. Doğum tarihiniz? Hayır, şundan soruyorum. Yaşınızı öğrenmek açısından değil. Kaç yaşında başladınız ailenizde? 5 yaşından başladım. Dansla 5 yaşından. Söylemeyebilirsiniz yaşınızı. Sağ olun, teşekkür ederim. 5 yaşından beri dansla iç şeyim diyorsunuz. Peki aynen. Ailenizde dans eden var mıydı? Sanatta da uğraşan var mıydı? Profesyonel olarak dans eden yoktu. Ama sanatla evet beraber ilgilenen vardı. Öyle çok geçmişte bir gün hikayesi anlatmam ama babam çok güzel gitar çalardı. Çok güzel sesi vardı. Kardeşimin de öyle müzik konusunda çok yetenekliler. Sanatsal ruhu çok vardı. Yani bir manane şahane resim yapardı. Bu tür sanat yatkınlığı var. Yani sanatla iç içe büyüdük diyebiliyorsunuz tabii. Peki bale nasıl bir sanat dalı? Bale Türkiye'de ne durumda? Bale çok güzel bir sanat dalı. Neden çok güzel? Çünkü çok şey içinde barındırıyor. Müziği çok dikkatli dinlemesi gerekiyor. Kendine o müziği hareketiyle ifade etmesi, vücudu çalıştıran, inanılmaz derecede çalıştıran bir dal. Neden? Çünkü her kası çalışırken hissedebiliyorsunuz. Yani bu biraz spor gibi vücudu eğiten, müzikle beraber olduğunu için sanatsal ruhunu ortaya yansıtan ve dramaya da beraber olmak zorunda. Çünkü dansla hüzünü, sevinci, bekleyişi, yani her türlüsü yansıtması gerekiyor. O yüzden hem drama, hem müzik, hem beden çalışması aynı anda barındırdığın için bence benzersiz bir sanat dalı. Tek zorluk zor. Evet, disiplinli çalışmayı gerektiriyor. Evet, ve istikrarlı, uzun süreli gerektiren bir eğitim. Bu yüzden aslında bale, öbür dans türleri biraz daha zor. Neden? Çünkü küçük yaştan biri vücudunu eğitmesi gerekiyor. Vücudunun çalıştırması gerekiyor ve ara vermeye kabul edemiyor. Çünkü ara verince kaslar hemen geri gidiyor ve daha önce kazandıklarını kaybediyorsunuz. Yani profesyonel balerinleri ve baletleri günde 5-6 saat en az çalışmak zorundalar. Solist olmasına rağmen. Çünkü vücut hemen belli ediyor. Hemen seyirci de bunu görebiliyor. Peki Türkiye'de beğendiğiniz balerin ve baletler kimlerdi? Şimdi Türkiye dünya ile kıyasla bale çok iyi bir yerde değil. Maalesef öyle diyelim. Maalesef neden? Aynı yere dönüyoruz. Küçük yaştan itibaren alınması gereken bir eğitim. Küçük yaştan ne demek? Yetenekli çocuğun yatılı okuması gerekiyor ki nitekim Rusya'da bu böyle. Yetenekli bir çocuk sınava katılıp yatılı okuyor, devlet destekliyor ve yetenek çünkü o şehirde yaşamayabilir. Ama Türkiye'de maalesef sadece Ankara ve İstanbul
küçük yaşta konservatuar eğitimi verebiliyorlar. Bu da şehir dışında gelen çocuklarının şansı hiç vermiyor. Ya aile taşınmak zorunda kalıyor ya da çocuk baleden açıkçası uzak kalmak zorunda kalıyor. Türkiye'de bale iyi bir seviyede değil maalesef. Belkilerde. Ne yapılmalı peki? Ne yapılmalı? Bir kere işte bunun yatılı olmasına desteklenmeli. Evet. Çünkü bu yetenekli bir çocuk Erzurum'daki ya da Kars'taki ya da Van'da yaşayan bir çocuk olabilir. Yani bırakınız Bandırma'da yaşayan bir çocuk olabilir ve bu 3. sınıftan itibaren yarım gün, 6. sınıftan itibaren tam gün eğitim alınan bir yer. Bu bir meslek okulu gibi. Ve vücuduna eğitmesi gereken bir yer. O yüzden dışarıda gelip de haftada bir ya haftada iki mümkün olmayan bir şey. Devletin bunu desteklemesi gerekiyor. Eğer tabii böyle bir arzu ediyorsa Türkiye'de bale dalı geliştirmesine. Peki Türkiye'de bale okulları var mı devletin? Hangi kentlerde var? Devletin işte dediğim gibi devletin özel okulları çok aslında. Evet çok ama o eğitimleri hepsi farklı bir şekilde verebiliyorlar. Resmi yok değil mi resmi? Resmi var. Konservatuvarın yanında kurslar var. Konservatuvarda her sene sınavları yapılır. Sınavın içine katılabilirsiniz. Ama aslında 3. sınıftan işte dediğim gibi yarım gün alıyorlar. 6. sınıfta tam gün orada okuyorsunuz. Evet. Normal okula gitmiyorlar artık. Konservatuvarda eğitim alıyorlar. Evet. Bu balerin olabilmesi için. Bir de ayrıca bunu da söyleyeyim. Balerin olmak ve bale öğretmeni olmak çok farklı iki şey. Yani siz çok güzel dans edebilirsiniz. Harika sahnede olabilirsiniz ama bunu başkasına anlatamayabilirsiniz. Öğretmeyebilirsiniz. Çocuğuyla iletişimi kuramayabilirsiniz. Nasıl vücuduna hakimiyeti koruması gerektiğini anlatmayabilirsiniz. Bunlar çok farklı bir şey. O yüzden mesela Rusya'da bu farklı iki meslek. Biri uygulamalı, biri öğretmenlik. Yani orada pedagoji dersleri de alıyorsunuz, psikoloji dersleri de alıyorsunuz. 5 yaşındaki çocuğa bale nasıl öğretilir? Öğretiyorlar. 15 yaşındaki çocuk arasında daha kadar fark var. Yani anlatış tarzında fark var. Hareketlerini bırakınız. Yani anlatışında da küçük çocuklarda çok farklı bir şey çalışması, büyüklerde çok farklı. Talep ettiğin şey var da farklı. Türkiye'de medyanın baleye bakışı da eksik değil mi? Zayıf. Bu biraz kısır döngü. Evet. Medya neden ilgiyi göstermiyor? Çünkü insanlar bu konuyu merak etmiyorlar. İnsanlar bu konuyu merak etsinler ki tabii ki medya bunu cevap vermeye çalışırdı. Ama insanların merak etmemesi birazcık da televizyon kültüründen bale hiç olmaması, artık hiç olmaması. Daha önce TRT2'yi geceye de olsa baleye gösterebiliyorlardı. Şu anda bale televizyonda görmeye hiç şansı yok. Çok nadir bir yarışmalarda ya da sabah programları çocuk ekipleri çıkartıyorlar ama onlar profesyoneller değiller. Esas bale nasıl bir şey olduğunu çocuklar görmüyorlar. Biz çok karşılaşıyoruz böyle bir şeyle. Erkek çocuk diyor ki erkekler bale yapmaz. Kızlar yapar. Neden? Çocuk hiç görmedi ki baleye. Peki o kızları kaldıran, taşıyan, döndüren kim? Doğru erkekler var diye aslında bilmiyor çocuk çünkü gerçekten bale hiçbir zaman görmedi. Sadece çocuklar değil yetişkinler de görmediler ki anlatabilsinler. Özendirici olamıyor. Böyle bir dal olduğuna ne kadar önemli olduğuna ne kadar mesela erkeklerle inanılmaz kas gelişimi. Boş kas değil. Hani spor salonuna giderler de takviye ilaçları alıp kasları şişiriyorlar da bale işte o olmuyor. Hareket ederek, çalışarak kaslar ediniyorlar ve tabii ki onlar daha sağlam ve daha güzel. Aslında mükemmel bir fizik gelişimi oluşturuyor ve çok nadir dallardan biri bayanlar için vücudunu olumsuz değişime uğratmayan bir dal. Çünkü biliyorsunuz başka sporlarla ilgilendiğin zaman ya da sanat dallarla bazıları ilgilendiğin zaman da vücut değişimi uğruyor. Kimisi işte omuzları genişliyor, kimisi de işte bacaklar kalınlaşıyor vesaireleri. Balerinlarda öyle bir şey yok. Evet. Peki Global Bale Dans Eğitim Merkezi'ni ne zaman kurdunuz? 10 yılı geçti galiba.
Yok, daha değil, daha 10 yaşında olmadık. 2005 senesinde açıldık. Kasım'ın 2005'inde açıldı. Yani 10 seneye yavaş yavaş yaklaşıyoruz. 10 seneye yaklaşıyorsunuz. Evet, artık bebekten çıkmışız. Evet, evet. Yavaş yavaş çocukluğuna gidiyoruz. Peki memnun musunuz Bandırma'nın bale ilgisinden? Kaç öğrenciniz var, yeterli mi, değil mi? Memnun değiliz, öyle hemen söyleyeyim. Neden? Bandırma'ya göre, ki 100 bin nüfusa yaklaşan bir şehir, kesinlikle yeterli değil katılım. 150 bini buldu mu? Ha, 150'yi buldu, evet. Yani 150'yi bulup sürekli gelişen bir şehir, bale ilgisi yeterli değil. Neden yeterli değil de açıklayabilirim. Bale istikrar isteyen bir şey. İstikrar isteyen bir şey olduğun için çocuklar küçük yaşta başlıyorlar. Küçük yaşta başlamasının dezavantajı çocuğundan çok anne babanın bu konuya çok ciddi bakmasına ve çocuğu devamlı getirmesi, derse getirmesi gerekiyor. Çünkü çocuk tek başına gelemiyor. Bu da birazcık anne babaya bakıyor ve anne babalar hafta sonu daha çok tatil yapmakta tercih ediyorlar ki çocuklar maalesef hafta içi çalışamıyorlar çünkü okulları çok kaç ağır. Kaç çocuğa hizmet ediyorsun? 45-50 civarında çocuk ve bu değişmiyor diyebilirim bu seneler içerisinde. Evet, çünkü evet. Kaç kişi bırakıyorsa o kadar kişi de yeni başlıyor. Maalesef devamlılık çok fazla sağlayamıyoruz. Yani 3-4 sene en fazla deyip de gerçi var, yeni bizde var 8 sene devam edenler bizim arkadaşlarımız var. Ve onlar artık gerçekten bale varyasyonları dans ediyorlar. Gerçek baleden çok ciddi çalışıyorlar. Bu konuyu kalbine verdiler baleye ve aile destekliyor. İnşallah onlar çoğalacaklar. Evet. İnanmak istiyoruz. Evet. Peki bale pahalı bir sanat dalı mı? Baleyle uğraşanlar çok mu para harcamaları gerekiyor? Şöyle bir şey söyleyeyim. Bandırmanın dışında evet pahalı bir sanat dalı. Evet. İnanın gerçekten bu övünmek için söylemiyoruz ama baleye ulaşılabilir kılmak için her şeyi yapıyoruz. O yüzden arasında en yakın olan mesafede okullarında Bursa olsun, Çanakkale olsun kıyasladığım zaman da 3'te 1'i, 4'te 1'i olan fiyatları Bandırma'da ve ciddi bir eğitim farkı da var. Çünkü gerçekten konservatörde paralel gitmeye çalışıyoruz. Akademik eğitim veriyoruz. Yani göz boyaması yapmıyoruz. Çocukları nasıl gerekiyorsa aynen öyle öğretiyoruz. Eğer şu anda her şey ulaşılabilir, bütün bilgiler ulaşılabilir. Yani YouTube'da bakıp da biz de böyle öğreniyoruz diyebilirler. Çünkü paralel, yani profesyoneller, balerinler nasıl yetişiyorsa biz de öyle yetiştiriyoruz. Tek farkı tabii ki bizim haftada 2 saatiyle profesyonel balerine yetişmesi gereken günde 5 saatiyle arada fark var. Evet. O yüzden ancak koklatabiliyoruz bu sanat dalını. Ama bu da çok büyük bir şey. Çünkü disiplin öyle bir şey ki biz çocuklarda hepimiz istiyoruz üniversite çalışmasında, sınav çalışmasında disiplinli olsunlar ama çocuklar bir yerde disiplinli olup bir yerde disiplinli olmayıp olmuyor. Bu hayat boyu disiplinlisin ya da hayat boyu değilsin. Biz de çocuklara disiplinli olmaya öğretiyoruz, kurallara uymaya, beraber hareket etmeye öğretiyoruz. Yani balenin dışında çok şey öğreniyorlar. Birlik, beraberlik içinde hareket etmesi, sorumluluk duygusu. Çünkü bir kişinin gösteriden hatası bütün arkadaşların gösterisine etkiliyor ve bu duyguyu aşılamaya çalışıyoruz. Bu da ileride bu çocuklarının toplum içerisinde yaşamasını daha kolay sağlıyor. Belki bizim çocuklardan bir tanesi başbakan olur ya da cumhurbaşkanı olur. O zaman kitleye hitap edebilir. Şu anda onu öğreniyorlar. Sahneye çıkıp karşıdaki insanları duyguları yansıtması, kendine güvenmesi, arkadaşlarını yanında da dikkat almasına pek çok şeyler öğretiyoruz. Gerçekten balenin dışında ve bence çok güzel bir şey yapmaya çalışıyoruz. Evet. Peki Marina Hanım, gerek Ukrayna'da gerek Türkiye'de olabilir. Sizi çok etkileyen anılar var mı? Son olarak onu sorayım size. Sizi çok mutlu eden bir anı, bir olay.
Ya olaylar tabii ki çok mutlu olanlar oluyor da onlar gerçekten kafada çoğunlukta kalmıyor. Özellikle mutlu olanlar daha çok aksilikler kafada kalıyor her zaman biliyorsunuz. Evet, evet. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, bale sanat dalında herhangi bir sahne sanatları gibi en büyük kural ve biz çocuklarından 4 yaşından beri bunu öğretiyoruz. Ne olursa olsun gösteri devam etmeli. Yani gösteri sizi seyretmeye gelen insanlar sizin morali bozuk olup ya da canı yandığını hiçbir şekilde hissetmemeli. Hissetmemeli. Tiyatro da öyledir. Perde hep sahne açılmalı. Sahne sanatları, evet, sahne sanatları hepsi öyle. Ve biz küçük çocuklardan beri bunu anlatıyoruz. Yani bir kıyafetine bir parçasını düştüğün zaman da, bir ayakkabı çıktığın zaman, bir arkadaşı düştüğün zaman da bile bunu öyle bir tavır yapmalısınız ki sanki böyle bir şey yoktu. Ve seyirci eğer o anda oraya bakmıyorsa bunu görmemelisiniz. Sizin de şansı var. Çünkü belli etmeyeceksiniz. Ve bununla tabii çok komik hikayeler oluyor. Evet. Ve gurur duyacak olan hikayeler de oluyor. Bir tane anlatır mısınız bize? Ya şöyle bir şey, hani 5 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki, tekrar ediyorum, bu çok küçük bir yaş bunun için. 5 yaşındaki bir çocuğunun ayağına ayakkabısı çıkıp ve o çocuk sanki hiç öyle bir şey olmadı. Bırakınız durmaya, giymeye, gözünü bile kaydırmadı o ayakkabıyı ve bütün grup, ki 10 kişi var ve aynı yaş grubu, hani meraktan ne oldu ne diye hiçbirini aşağıya bakmadan bütün dansı tamamlamışlar, bitirmişler, selamı verip sahneden gitmişler. O ayakkabı böyle kaldı sahneden ve ben çıktım, o ayakkabı aldım ve çocuklarla gerçekten gurur duydum. Çünkü 5 yaşındaki çocuğunun bir eşyasa düştüğün zaman da bunu bakmayacaksın, almayacaksın, öğretmesi çok zor. Evet. Çünkü evet, onlar her şeyi unutuyorlar. A, benim ayakkabı, hemen evet, onu giymeye çalışıyorlar. Toparlayacak ya kendini. Ama onlar öğrenmişler bunu da gerçekten. Müthiş bir olay, müthiş. Ya da sahnenin sorumlu arkasında 7 yaşındaki bir çocuğun, hatta sahnede hata yapıp da, kesinlikle çocuklara kızmıyoruz. Çünkü olabilir, unutabilir. Bunlar profesyoneller değiller. Ama öyle bir sorumluluk ki sahnenin arkasına gittiğin zaman da kendi grup arkadaşları, arkadaşlar çok özür dilerim, sizin gösterinize mahvetmişim, ben hata yapmışım diye deyip de özür dileyen bir çocuk gördüm ve inanın gözleri doldu. Çünkü bu 7 yaşındaki bu sorumluluğa sahip bunu anlayabildi. Hata o yaptı ama bütün arkadaşları bundan etkilendiğini bilerek bunu özür diledi ve yanında büyükler yok. Bizim gösteriler açıkçası velilere göz boyaması değil. Öyle açık açık söyleyeyim. Yani gösteri eğitimin bir parçası. Çocukların birbirine yardımlaşmasına, sahnenin arkasında veli yok. Sahnenin arkasında, grubun başında bir tane yardımcısı var. Yoksa büyükler küçüklere, küçüklere büyüklere kıyafetleri değiştirmeye yardımcı oluyorlar. Sıralamasını takip etmesine büyükleri küçükleri yardımcı oluyorlar. Küçükleri büyüklerinin saçları düzeltiyorlar. Ya inanılmaz bir kaynaşma var içerisinde. Ve çok şey öğreniyorlar. O sahnenin arkasında da bir eğitimin bir parçası. Ya bunun kendini hazırlaması, heyecandan bir gece uyuyamıyorlar. Ondan önceki gece gösteriye çıkacağız diye çocuklar uyuyamıyorlar. O kadar böyle hevesliler ki sahneye çıkalım ki. Ki işte yeni bizim dediğin şeyleri ne yapması lazım? Desteklemesi, bandırma, inanılmaz bir derecede salona ihtiyacı var. Gösteri salonu en az 1000 kişilik ama inanın 2000 olsa 2000 doldurulacak bir salona ihtiyacım vardı. Çünkü yok, yok yani biz çok büyük sorun yaşıyoruz gerçekten. Peki yetişkinler için de zaman zaman danslarınız oluyor. Oluyor. Daha evet, çok hangi dansları alıyorlar yetişkinler? Yetişkinleri aslında bizi gelerek soruyorlar hangi dansları siz tavsiye edersiniz diye. Çok nadir kendi fikirle geliyorlar ama bizim tavsiye ettiğin hemen ilk sırada vals, ikinci sırada salsa oluyor. Neden vals? Çünkü Türk müziğinin içerisinde inanılmaz çok valslar var. Hatta sanat müziğinin bir tanesi makamı valsa uyuyor ve vals yapabilirsiniz. Evet. Çok sık rastlanabilecek bir dans. Salsa da her... Biz yapabilir miyiz biraz? Tabii tabii. Neden olmasın? Herkes yapabilir aslında. Biraz çok eğitimli. Evet. Peki bir de düğün dansları için de galiba geliyorlar, evet, değil mi? Evet. Gelin damatlar geliyorlar. Evet. Çok güzel sürprizlere hazırlıyoruz. Bazıları anne babalara sürpriz yapıp da o damattan, ay hayatta sizin seni böyle dans edebileceğini düşünmedik
diyorlar ve çok güzel dans ediyorlar gerçekten. Çünkü zaten gelin damat kendi başında çok güzel bir olay. Evet, evet. Dans olduğun zaman da çok daha da güzel oluyor. Oluyorlar. El bekleriz. Umarım çok güzel bir röportaj oldu. Sağ ol, son olarak şunu söyleyeceğim size. Bu röportaj yalnız Bandırma ve yöresinde Türkiye değil, tüm dünyada izlenebilecek. Aileniz, anneniz Ukrayna'da. Kendi dilinizden annenize seslenir misiniz? Ne diyeceksiniz kameraya karşı şöyle? Hayır, onu biraz zor olacak çünkü aniden Agur akrabalar Rusya'da var. Hangi dilinden cesur olacağını diye. Onlar da zaten takip edecekler ve anne yavaş yavaş ben kaç 20 sene Türk'le evliyim. O yüzden benim anne yavaş yavaş Türkçe öğrenmeye çalışıyor. Ve eminim ki bu röportajı bol bol Türkçe anlamaya çalışacak. O yüzden öyle bir şey. Öyle bir hitap ediyorsunuz. Türkçe, Türkçe takip, onlar da takip etsinler. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Mayra Hanım size. Başarınızın devamlı olmasını diliyoruz. Daha ilgi göstermesini Bandırma'nın bale sanatına diliyoruz. Sadece Bandırma değil, bütün Türkiye'yi göstersinler, bütün dünyayı göstersinler. Tabii. Evet. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Sağ olun, teşekkürler. Değerli izleyenler, arkadaşım Emir Kaptan ile birlikte bugün Global Bale Dans Eğitim Merkezi dans eğitmeni Sayın Marina Balacan ile birlikteydik. Çok güzel bir sohbet oldu. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.